Günaydın. Günaydın. Şenay kızım hoş geldin. Erkencisin. Günaydın kızım. Eve bekler erkenci oluyor. Annesi uyanınca kaçtım ben de. Sen nereden böyle? Kahvaltılık bir şeyler alayım dedim. Börek mörek işte. Hani börek? Hayat çok pahalanmış kızım. Param bu kadar mı etti? Tamam. Üzme kendini. Var her şeyimiz. Ha. Sarat'ın getirdikleri var. Merak etme babam. Ben birkaç iş başvurusunda bulundum. Bugün de görüşmeye gideceğim. Ben de haber bekliyorum. Yani işe başlarsan benim de bir katkım olur eve, değil mi? Olur mu kızım öyle şey? Sen misafirsin. Ben bir işe girip çalışacağım. Merak etmeyin. Hadi üzmeyin artık kendinizi. Bakın sağlığımız yerinde, başımızı sokacağımız bir evimiz var. Ha? Allah rızkımızı verir. Umudumuzu kaybetmeyelim. Hadi kahvaltıya. Ben şeyleri getireyim, çayları. Hoş geldin. Hoş bulduk. Baban iyi değil mi? Birine bir şey olmadı. İyi iyi, herkes iyi. Ben bir iş görüşmesine gelmiştim de. Oradan geliyorum. Dikiş nakış işi. Olmadı mı? Yok, daha haber vermediler. Ama ben oradayken içimden bir ses inşallah olmaz dedi. Ben dikiş dikmek istemiyorum. Ben çömlek yapmak istiyorum. Ustam olur musunuz? Teşekkürler. İlk başta Sedat yüzünden kabul etmemiştin. Şimdi ne değişti? Evet. Yani haklısınız aslında. Serhat sorun çıkarabilir. Burada olay olsun istemezsiniz. O konuda da çok haklısınız. Biz en iyisi bunu hiç konuşmamış varsayalım, olur mu? Dur bir dakika, dur. Dur. Serhat istediği kadar problem çıkarabilir. Önemli olan bu değil. Önemli olan senin ne istediğin. İlk problemde dönüp arkanı gidecek misin? Yoksa bu iş benim deyip sarılacak mısın? Bana onu söyle. Ben kendim bildim bileli bu işi yapmak istiyorum. Şimdi karşıma böyle bir şans çıkmış. Ne olursa olsun işime sahip çıkacağım ustam. Tamam o zaman. Hoş geldin. Kirlendi o. Ben yenisini getireyim hemen. Ben hallederim ya. Yok yok, ben hallederim hemen. Cihan baba. Boncuğum. Hoş geldin. Ne haber? Beni Serhat babam getirdi buraya. Bugün herkesi mutlu edecekmiş. Beni görünce mutlu oldun mu? Oldum tabii. Olmam mı? İyi yapmış, sağ olsun. Gel bakalım. Bak Serhat baba, hani sana bahsetmiştim ya, oyun hamuru gibi. Çok güzel olmuş. Bitince ne olacak bunlar? Tabak olacak. Duvar süsü. Zümrüt. Uyan güzel çömlekçi kız olmuş.
Zümrüt ne demek burada çalışmaya başladın? Koskoca Ürgüp'te başka yer mi yokken beni delirtmeye mi çalışıyorsun sen? Ya seninle ne ilgisi var? İşe ihtiyacım vardı, burada da iş vardı, geldim o kadar. Benim niye haberim yok? Geliyorum tesadüfen öğreniyorum burada. Pardon da ben sana niye haber verecekmişim? Böyle bir mecburiyetim mi var? Babam mısın, kocam mı? Ben senin Sevda Hanım Sevdan. İnkar edemezsin herhalde bunu. Neyse tamam, uzatmayalım bu konuyu. Uzatalım bence. Bak ben bu adama hiçbir şekilde güvenmiyorum. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Artık güveniyorsun belli ki. Işığı getirdiğine göre. Ya bir insanlık yapayım dedim, pişman etti zaten. İlla benim arkamdan bir şekilde sana uzanmaya çalışacak. Öyle bir şey yaptığı falan yok adamın. Ben kendim geldim, kendim çalışmak istedim. Ya niye sen kendin geliyorsun? Hayır, senin çalışmaya mı ihtiyacın var? Daha tam olarak iyileşmedin bile. Evet, işe ihtiyacım var. Kendi ayaklarımın üstünde duracağım, paramı kazanacağım ben. O zaman açarız sana bunun gibi bir atölye. İstediğin kadar çömlek yaparsın, olur mu? Ya sen hala anlamadın galiba. Sen benim hayatımla ilgili kararlar veremezsin artık. Biz ayrıldık. Evet, biz ayrıldık. Ayrıldık ama yakın zamanda tekrar evleneceğiz. Ne? Mahkemeye başvurduk. Çok yakın zamanda boşanmış olacağım. Yani tekrar evlenmememiz için hiçbir neden yok. Serhat'ı da unut. Hatta ilk gördüğün kişiyle evlen. Eğer beni dinlemezsen cezalandırmaya senden değil, sevdiklerinden başlarım. Ne yani? Boşandın diye her şeyi unutacak mıyım? Hem ayrıca ben seni daha affetmedim. Biz ömür boyu kavga edelim o zaman böyle. Aşkımızı yok sayalım, hiçbir şey yaşanmamış gibi yaşayalım. Hep bana söylesene. Daha kaç kez yanacak bu Zümrüt Anka? Ustam, çaysız çalışamam demiştiniz. Yalnız böyle olmaz ha. Yani hiç sevmem. Aşırı tutulurum. Çaya mı? Bardak yanlış değil mi? Siz olmadı siz. Bak burada aynı topraktan hayat buluyoruz. Mesai arkadaşıyız, hala siz diyorsun. Haklısınız. Yani ben bir türlü atamadım. Yani haklısın. Sen çalışmak istediğinden eminsin değil mi? Tabii, neden? Serhat gittiğinden beri bir kendinde değilsin de. Ha. Yok, sana öyle gelmiş. Yok, bence yine sana gelmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.